Safiye, ne yapıyorsun kız? Börek yapıyorum canım. Hayatımda da hiç böyle börek görmedim ha. Ne böreği ki o kız Safiye? Söyleyemem bir kul. Sürpriz. Ha. Geçen sefer de böyle alengirli bir şeyler yapmıştın. Neydi Hatice'nin adı? Sunumlu bir şeydi ama sunumlu... Evet canım, sunum. Sunum çok önemli Hatice'cim. Ya Safiye, anamızdan atamızdan gördüğümüz gibi bir kol böreği yapsın olmuyor mu? O da mideye gidiyor, bu da mideye gidiyor işte. Ne uğraşıp durun kız? Ay sana ne bir kol? Sen ne karışıyorsun, sen ne anlarsın ya? Allah Allah, sen kendi işine bak canım. Aman İhtim, ne yapıyorsun yapıya? Ay çok güzel oluyor. Cemal'im bayılacak bu böreğe. Ya bu konakta bir deneme akıllı insan olmaz ya. Yok. Hiç lafı uzatmadan direkt mevzuya giriyorum. Aldıracaksın canım sen onu. Başka yolu yok. Ne diyorsun ki? Neyi aldıracağım? Lan bırak. Anlamazdan gelme. Bebeği diyorum ya. Aldıracağım. Bitti gitti bu mesele. Ne bebeği? Ben hamile değilim ki ne? Değil misin? Yok. Ya anam evde biri hamile dediydi. Kızım sen yüklü değil misin? Değilim. Bildiğim kadarıyla değilim. Oh. Lan ömrümden ömür gitti ya. Vallahi bir an dedim ki ne, bu iş bitti buraya kadar Cemal. Buyurun. Fazıl Beyciğim, nasılsın, nasıl geçti günü? İyi, ne olsun işte. Çalıştık geldik, yorulduk. Of, karnım çok acıktı. Yemek olmadı mı daha ya? Oldu oldu, birazdan yersin Cemal Bey. Vallahi ben de çok acıktım ya. Yemekte ne var acaba? Börek var. Oh, mis. Çekil! Dur be. Ama Cemal için özel bir börek. Bak bakalım neye benziyor bu börek? Kızım neye benzeyecek ya? Eciş püşüş bir şey işte. İnşallah tadı güzeldir ya. Yeme Cemal. Önce cevap ver. Söyle bakalım, bu börek sana ne anlatıyor? Kızım bir börek insana ne anlatabilir ki ya? Allah Allah. Yani benim şahsen bir börekten beklentim bana bir şey anlatması değil, karnımı adam gibi doyurmasıdır. Değil mi? Cemal! Allah Allah. Ya bir ben mi anlamıyorum acaba? Evet. İsmet, bak bakayım lan. Ne anlatıyor lan bu börek? Vallahi bilmiyorum ki abicim. Sanatçı bu böreğinde Sevgi'yi anlatmış olabilir. Gerizekalı. Yenge. Bebek mi bunlar? Aa, ver bakayım. Ay bu resmen kundakta bebek. Safiye abla ne demek bu? Ay sen yoksa bana bak. Bir... Öyle mi diyorsun? Evet annem, ben tam olarak da onu demek istiyorum. Cemal. Canım. Ben hamileyim. Düşünsek o gebelik testini sana ait olduğu aklımıza gelmezdi ha Safiye. Tebrikler. Evet çocuğum, niye söylemiyorsun? Ne kadar mutlu oluruz biz değil mi Fazıl Bey? Yani ne bileyim, önce kocamın haberi olsun istedim. Cemal, canım sen bir şey demedin, sevinmedin mi yoksa?
Ben şimdi bir şey diyeceğim. Sevinçten ne yaptığımı biliyor musun ki de? Sevgem ben. Allah Allah, Allah'ım oğlum biz. Tebrik ederim be. E hadi versin başını. Ben nasıl doğuracağım? Safiye abla çok tebrikler. Ay canım. Allah inşallah size de nasip etsin. Abi. Ay. Baba. Torun geliyor. Tebrikler. Ay. Tebrikler Cemal abi. Anne. Kız yerim ben bunu. Kız yerim ben bunu. Anne. Siz tebriğinize devam edin. Ben kapıya bakarım. Demek yeğenim geliyor. Artık sizden de bir takım çalışmalar bekliyoruz Ali. Tebrik ediyorum. Sağ ol canım. Ana, Sevda. Hoş geldin Sevda'm. Hoş bulduk Birgül ablacığım. Ay kurban olurum ben sana. Damat Bey sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sevda tam zamanında geldin ha. Yukarıda senin için çok sevinçli bir havadis var. Ay ne oldu ki Birgül abla? Gayrı ben bir şey demem. Geri kalanını ananla baban sana anlatırlar. Haydi düşün ardıma. Annem kutlama falan diyordu ama. Allah Allah ne oldu ki acaba? Sevinçten havalara uçacaksın dediğine göre bizimle ilgili herhalde. Belki de baban artık evliliğimize karşı çıkmayacaktır. Ay öyle mi diyorsun? Öyle tabii Sevda. Baksana kutlamayı falan çağırıyorlar. Hatta belki de bize bir evlilik hediyesi almışlardır. Ay hakikaten olabilir vallahi. İlyas ister misin araba alsınlar? Sevda araba ne ya? Sen onların biricik kızısın. Evlilik hediyesi olarak daha büyük bir şey düşünmüşlerdir herhalde. Keşke şu Ovanos'taki tarlaların hepsini senin üstüne yapsalar. Of çok merak ettim şimdi ya hadi. Hadi. Sarhoş kız. Gel bir daha öpeceğim seni. Canım. Vallahi var ya bugün benim mutluluğumu hiçbir şey bozamaz. Şart olsun. Sana şükürler olsun. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Lan büyük konuştum herhalde ya. Benim kuşum gelmiş. Hoş geldin. Ya bari en mutlu günümde şu gudubetin yüzünü görmeyeydim ya. Cemal ne yapıyorsun canım? Ayıp. Baba bizi annem davet etti. Mutlaka gelin dedi de. Bir şey mi oldu? Ah bir tanem neler olmadı ki. Ay bir duyacaksın böyle ağzın açık kalacak mutluluktan. Hoş geldin evladım. Geçin oturun şöyle. Gel annem. Gel kızım gel. Kutlama falan deyince biz de bizimle ilgilidir diye düşündük. He doğru düşünmüşsünüz ya. Sizinle ilgili. Sevda'nın sana kaçmasının ay dönümünü kutluyorduk burada. Havai fişek de hazırlattım. Az sonra patlatacağım. Cemal. Lütfen bak münakaşa istemiyorum ya. Lütfen. Canım Sevda. Annem ben şimdi hep beraber olalım istedim. Çünkü bu mutlu haberi hep beraber kutlayalım istedim annem. Sevda. Sana kardeş geliyor kızım. Ben hamileyim. Annem. Sen sevinmedin mi gülüm? Sevindim de. Öyle bir an duyunca şaşırdım. Ay çok sevindim anne ya. Tebrik ederim. Şu an çok duygusalım ya. Oh güzel kızım benim. Belki bizim de bir çocuğumuz olur. Aynı anda baba oluruz. Değil mi babacığım? Bak bak bak. Dediği lafa bak şunun ya. Ulan ben otur oturduğun yere. Otur. Ya abicim yapma ya. En güzel günün, en mutlu günü niye zehir ediyorsun? Otur ya. Ya baba siz de niye şu itle aynı masaya otur diyorsunuz bizi ya? Canım lütfen. Otur sen sakin ol. Lütfen. Bak en mutlu günün bozma ya. Benim için yapma. Senin için Safo.
Artık yemeğe başlayabilir miyiz? Acıktın mı sen? Neden yemiyorsun o zaman? Bülgül abla, Mavi'ye çorba koysana. Oldu, gadasını aldım. Hay hayret. Vallahi bunun bu karısını düşkünlüğü beni öldürecek. Refika, kayınlık yapma. Aman kuzum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.